dört çuval, o dört çuval kahve yüzünden biraz evvel dışarıda içtiğiniz cappuccino'lar, macchiato'lar çıkmış ortaya. Yani küçücük bir kahve tanesi değiştirivermiş tarihi. Vermehteri, vermehteri. Gülsün geçmiş aradan. Olmuş 1783. Fonda duyduğunuz Wolfgang Amadeus Mozart'ın bu Kömel 339 La Majör piyano konçertosunun son bölümünde adam Mehter Marşı'nı bulmuş. Lan aradan 100 yıl geçmiş. Nasıl buldun Mehter Marşı'nı? Çünkü 3500 kişi birden çalmış. Millet 3,5-3,5 atmış. Çocuk şarkılarına girmiş. Yani küçücük bir nota değiştirivermiş tarihi. Ver Mehter'i. Var. Çıkarın gözlüğü, çıkarın. Gözlük için 1200 yıl öncesine gitmek gerekiyor. Ne yapardı peki keşişler bulmasaydı o gözlüğü? Nasıl bakarlardı dünyaya? Küçücük bir cam parçasının konkav oluşu değiştirivermiş dünyayı. Ver mehteri. Büyük yok, kusura bakmayın. Evet, çocuk büyümeleri, çocuk. Düğme için bile 3500 yıl öncesinin ta Pakistan'ına gitmek gerekiyor. Eğer olmasaydı Haçlı Seferi sen toplayamıyordun dolu geri. Ya ver mehteri ver. Kazanıyor. 17. yüzyılda Fransızlar bunun içine hacet gideriyorlardı. Aradan geçti 60 yıl İtalyanlar bunda yemek yapmaya başladı lazanya. Yani tuhaf bu tarih bir anlamda. Ver mehteri bir daha. Hoş geldiniz sevgili. Merhabalar efendim. Hızlı bir tarih sıçramasıyla kısacık tarihten örnekler vermek istedim. Çünkü tarih bize öyle anlatıldığı gibi atını atladı, kuyruğunu bağladı şeklinde gitmiyor. Ya tamamını çekmeyeceksiniz diye onu demek istiyorum. Ben de biraz para kazanayım. Tamamını siz yayınlarsanız ne olacak bilmiyorum. Evet, tarihin en eski günlerinden bugüne bize anlatıldığı gibi olmadığını tarihin anlatacağım. Çünkü küçücük şeylerin tarihi değiştirivermiş tarihi. Bak en eski günlere gitmek istiyorum. En eskisine gidelim. Buyurun, Adem'le Havva. Değil mi? Tarihin ilk kılıbı kim? Adem. Ya elmayı deyince hıt diye ısırılır. Aslında ısırdığının elma olmadığı söyleniyor. Onu biliyorsunuz değil mi? Ama nasıl anlarsınlar? Bütün kültürleri etkileyecekler. O yüzden benzetecek bir meyve olması gerekiyor. Bak hanımefendi anladı. Benzetecek bir meyve olması gerekiyor. Size guarana gösterseler, dünyanın en eski ve en kötü kokulu meyvesi durayını gösterseler çizemeyecekler. O yüzden elmayı koymuşlar da. Bu arada ben size bir şey göstermek istiyorum. Bak, ayıp yok. Daha yaprak sarması yapılmamış orada. Böyle daha güzel duruyorlar. Bak mesela Leonardo da oturup bunu çizmiş. Kimsenin aklına gelmezdi. Aradan 550 yıl geçtikten sonra Vitruvius adamının çükünü sansürleyecekler. Burası öyle bir ülke. Ne yazık ki. Tarihe bakışımız böyle. Bak adam 550 yıl önce Vitruvius adamını çizmiş. Ondan 200 yıl önce başka bir tane Leonardo var. O biyonikçi sayılarını bulmuş. Aranızda matematikçi varsa ne demek istediğimi anlayacak. Efendim 1 artı 1, 2. 2 artı 1, 3. 3 artı 2, 5. 5 artı 3, 8. 8 artı 5, 13. 13 artı, 13 artı 8, 19. Bu rakamları birbirine... Yanlış mı yaptım? Yenedim, özür diliyorum. Yenedim sizi. Şimdi bakın bu rakamları birbirine böldüğünüz zaman hep aynı oran çıkıyor. 1.116. Yani altın oran. Yani bakın kitaplardaki oran, sizin ekranlardaki oran, cebinizdeki kartların oranı, yeryüzünde güzellik üzerine anlatılan bütün oranları bizim Leonardo da Vinci iki tane ceset üzerinden hatırlayın lütfen Vitruvius adamı diye çiziyor. Böyle kollar açık hatırlıyorsunuz. Orada da çürük var doğal olarak. Herkes olduğu kadar. Yıllar geçti aradan 550 yıl sonra. Bak bu resimde görülüyor. Orada kapattılar. Aldı mı beni bir merak. Küçük müydü, büyük müydü, çift başlı mıydı? Bir anomali mi vardı? Niye örtüyorsunuz? Leonardo'nun aklına geldi ya senin ya. Bilmez miyim? Kenan'la ve her şeyle ünlü. Selami'yle de ünlü. Bu kentte olmaktan, her zaman bu kentte gelmekten gurur duyuyoruz. Gerçekten çok teşekkür ederim sizin dinlersiniz. Çok sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Bu şahane toprakların kıymetini duyuyoruz. İyi akşamlar.